Hepinize merhaba. Bugün 28 Ağustos 2020. Bugün ne oldu? Bugün okullarda görev yapan psikolojik danışmanlar, görev yaptıkları okullarda öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanmış olan COVID-19 salgın hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmaları adlı seminerlerini sundular. Ben de bu çalışmayı görev yaptığım okulda gerçekleştirdim. Mesai arkadaşlarımla birlikte. Elbette mesafe, maske ve hijyen koşullarına uyarak. Öğretmenler de ilerleyen süreçte bu salgın süreciyle ilgili çalışmaları, öğrencilere yönelik çalışmalarını tamamlayacaklar. Slaytları merak edenler olursa ORGM'nin internet sitesinden indirip inceleyebilirler. Bu zorlu sürece sorumluluk ve duyarlılık çerçevesi içinde kurallara uyarak hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum. COVID-19 salgını aylardır gündemimizde. Bu süreçte bedensel sağlığımızı korumaya çalışırken psikolojik sağlığımızı ihmal etmeye başladık diye düşünüyorum. Belki ben de dahil buna. Birçok insanda COVID-19 salgınına bağlı olarak psikolojik sorunlar kendini belli etmeye başladı. 2 gün önce taradığım yabancı bir kaynakta da bununla ilgili bulgular paylaşılmıştı. COVID-19 salgınının majör depresyon durumunu tetiklediğine dair bulgular varmış. Bununla ilgili bir paylaşım vardı. Şimdi ben bir psikolojik danışma olarak dolayısıyla psikolojik sağlığın da bedensel sağlık kadar önemli olduğunun bilincinde olan biri olarak bu konu hakkında birkaç şeyden bahsetme gereği duydum. O yüzden bu videoyu hazırladım. COVID-19 salgın sürecinin yaratmış olduğu olumsuz psikolojik etkilerden korunmak için dikkat etmemiz gereken noktalara değinmek istiyorum. Kısaca madde madde. Birincisi, resmi ve yetkin kurum ve kuruluşlardan bilgi edinin. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan. Resmi ve yetkin kurum ve kuruluşların açıklamaları, bilgi kirliliğinin psikolojik sağlığımızı ciddi anlamda tehdit etmeye başladığı şu süreçte ciddiye alınabilecek tek güvenilir kaynaktır. Özellikle de sosyal medyada bu salgın süreciyle ilgili ciddi anlamda dezenformasyon durumu var. Buna ne yazık ki okumuş insanlar da dahil oluyor. Zaman zaman bizler de okuduğumuz zaman etkileniyoruz doğal olarak. Yalan yanlış bir sürü şey bilgi adı altında hızlı bir şekilde paylaşılıyor. Bu da insanların bu süreçle ilgili tedirginliklerini, dolayısıyla psikolojik sağlıklarını olumsuz anlamda etkiliyor. Bu yüzden doğru bilgi kaynaklarından, resmi mercilerden, yetkin kurumlardan gelen bilgilere dikkate alalım. İkinci nokta şu, bu virüsün nasıl bulaşabileceği ve bulaşmaması için ne gibi önlemler alabileceğimiz aylardır ezberlediğimiz bir durum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak özellikle sosyal medya ortamlarında bir bilgiyle karşılaştığımızda bu salgınla ilgili olarak bu bilginin bu süreçte bana ne faydası var veya bana bir faydası var mı diye kendi kendinize sorun. Sizin korunmanız için size bir faydası varsa sorun yok ama doğruluğu belli olmayan bir kaynaktan gelip sizi kaygı ve paniğe sevk edebilecek bir paylaşımsa bundan uzak durmanızda fayda var. Çünkü neden? Bu virüsün bulaşma şekli belli, bu virüsten korunma yolları belli. Bu durum hakkında kendimizi ve çevremizi psikolojik anlamda olumsuz şekilde etkileyebilecek paylaşımlara ihtiyacımız yok. Üçüncü nokta şu değinmek istediğim, virüsler hep vardı. Her zaman da var olmaya devam edecekler. Olası bir virüs etkeninden korunmanın en iyi yollarından biri bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak. Bedensel sağlığımız çoğu zaman psikolojik sağlığımızla paraleldir. Aslında çevremizde her zaman var olan birçok virüs, bağışıklık sistemimiz bozulduğunda etkin hale gelir. Bağışıklık sistemimizin bozulmasını beklerler, pusuda yatarlar. O zaman kendilerini gösterirler. Mesela aklıma ilk gelen uçuk hastalığına neden olan virüs her zaman çevremizde vardır. Belki bedenimizde vardır. Herhangi bir nedenle strese girdiğimizde ve bağışıklık sistemimiz zayıfladığında bu virüs etkisini gösterir. Örnekler çoğaltılabilir. Stresten uzak durmak bağışıklık sistemimizin örselenme olasılığını düşürecektir. Bu yüzden sizi stresten uzaklaştıracak şeyler yapın. Mesela neler olabilir? İlk aklıma gelen sağlıklı beslenin, uyku düzeninize dikkat edin,
evde spor yapın, hobilerinizle ilgilenin, ailenizle birlikte zaman geçirin. Buna benzer aktivitelerde bulunarak stres düzeyinizi azaltın. Söylemek istediğim dördüncü madde şu. İçinde bulunduğumuz dönem zorlu yaşam koşulları olarak adlandırılan dönemlerden biri. Bu dönemde, bu gibi dönemlerde korku, kaygı, stres, öfke, güvensizlik, huzursuzluk, çökkünlük gibi duygu durumları yaşaması gayet doğal, insanların bunu yaşaması. Bu durum çoğu zaman anksiyete, yani kaygı bozukluğu ve depresyon belirtileriyle benzerlik gösteriyor. Bu duygulara ek olarak iştah bozukluğu, uyku bozukluğu, baş ve karın ağrısı gibi fizyolojik tepkiler de gösterebiliyor vücudumuz. Bunlar da gayet doğal. Tüm bu duygusal ve fiziksel tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak adlandırılıyor. Bu şekilde tanımlanıyor. Her şeyin üzerine bir de bu neden böyle diye tepkiler verip üzerinde fazlaca durarak kendinizi fazla germeyin. Yani bu yaşamış olduğunuz bu karışık olumsuz duygular gayet normal şu aşamada. Bahsetmek istediğim son nokta şu, toplumsal alanda maske, sosyal mesafe ve hijyen, özellikle el hijyeni, dışarıdan eve geldiğimizde temizlenme gibi bazı noktalara dikkat ettiğiniz sürece siz kendinizi korumak için yeterli tedbirleri almışsınız anlamına gelir. Benim anlatmak istediklerim kısaca bunlar. Hiçbir zaman unutmayın, bedensel sağlığımız çoğu zaman, hatta belki her zaman diyebilirim, psikolojik sağlığımızla doğru orantılı. Çünkü bu gibi salgın durumlarında bağışıklık sistemimiz bizim vücudumuzun savunma mekanizması, en önemli savunma mekanizması. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak zorundayız. Anlatacaklarım bu kadar. Mesleki anlamda bir psikolojik danışma olarak mesleki anlamda paylaşımlarımı takip etmek isterseniz Instagram ve Facebook sayfamı ziyaret edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Tabii bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben yine de adreslerimi vereyim. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.